Atlı dayanıklılık branşı Türkiye şampiyonası. Bizim 4 ayrı branşımız var. Engel atlama, at terbiyesi, atlı dayanıklılık ve 3 günlük yarışma dediğimiz arazi engeli, at terbiyesi ve şeyden bir engel atlamadan oluşan karışık bir yarışma. Ama bunların içinde atlı dayanıklılık en hızlı gelişen, buna endurance da diyebiliyoruz. En hızlı gelişen branşımız ve bize de en uygun branşımız. Çünkü bu branşta kullanılan at Safkan Arap atı ve yerli atlar. Dolayısıyla bizim memleketimize yetişen atlar. O nedenle malzeme bol. Diğer branşlarımızda ise maalesef ülkemizde yetişmiyor atlar. İthal ediyoruz. O yönden de taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışıyoruz. Ama atlı dayanıklılık branşı söylediğim gibi çok hızlı gelişiyor ve bu sene ilk defa Avrupa Şampiyonası'na bir takım olarak katılacağız. Yarış ortamları biraz zorluydu. Rakiplerimiz de tabii ki de vardı. Bu rakiplerle işte iyi anlaşmaya çalıştık. İşte taktiklerimiz falan hepsini yaptık ve böylelikle birinci olduk. Atlarımıza çok iyi baktık. İşte başıma gelen bazı yerlerde korktum yarış esnasında. Mesela bazı az kalsın attan düşüyordum ama Allah'a şükür attan düşmedim. İşte bu kadardı yarış esnasında. Çok o kadar heyecanlandım. Biz zaten takım olarak gittiğimiz için takım birbirimize yardım ediyoruz durmadan. Hedefim milli takım. Hedefim Balkan'da koşmak, İngiltere'de koşmak, Rusya'da koşmak. Hedeflerim bunlar şu anlık. Zorlu bir yarıştı. Güzel bir yarıştı. Bütün buradan kazanan bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ya tabii şimdi sıcağın altında 80 kilometren yani atla birlikte gitmek yani söylendiği kadar kolay değil, zor bir şey. Başarıdan geçtik, ikinci olduk. Yani hayırlısı. Teşekkürler, teşekkürler.